İsmim Gökhan Tufan. Tüm Açlar ve Pastacılar Konfederasyonu Genel Başkanı. Konfederasyonumuz Türkiye'de 5253 sayılı dernekler kanunu nezdinde 7 bölgede 7 federasyon ve bu federasyonlara bağlı 60 vilayette 60 dernek ile faaliyet gösteren konusunda Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ve tek konfederasyonu. Burada bulunmamızın amacı bugün Çorum'da Taşbakan olarak Tüm Açlar ve Pastacılar Konfederasyonu olarak düzenlemiş olduğumuz Taşbakan Türkiye Kupası turnuvasının 3. ayağı olan Çorum Belediyesi Ulusal Açlar ve Pastacılar Şampiyonası için buradayız. Burada şu anda Türkiye'nin 25 ilinden liseler, meslek okulları ve üniversiteler açlık ve pastacılık dallarındaki okullarımız yarışıyor. Bunun dışında ustalarımız yarışıyor, ev hanımlarımız yarışıyor, engelli kardeşlerimiz yarışıyor. Birçok kategoriler var. Bu yarışmalarda hem bireysel katılımların madalyaları verecek, aynı zamanda da Taşbakan Türkiye Kupası'nın finallerinde 12-15 Nisan 2018'de İstanbul'da İbatek Fuarı'nda Ares Fuarcılık, Meşe Sudgat Ares Fuarcılık ile düzenleyeceğimiz finalde, büyük finalde burada ilk 3'e giren üniversite ve ilk 3'e giren lise ön elemeleri geçerek devamında İstanbul'daki finallere kalacaklar. Finallerin birinci ayağı geçtiğimiz sene Mayıs'ta Yozgat'ta, ikinci ayağı Ekim'de Çanakkale'de, bugün üçüncü ayağı Çorum'da ve dördüncü ayağı, ön elemelerin dördüncü ayağı 16, 17, 18 Mart'ta Afyon Karahisar'da gerçekleşecek. Ve bu dört ön elemeden sonra dediğim gibi İstanbul İbatek Fuarı'nda final yarışmaları yapılacak. Kısa olarak anlatmamız gerekiyor. Taşkabon Türkiye Kupası ön elemeleri kapsamında Çorum Belediye'nin desteğiyle Çorum'da gerçekleştiğimiz birinci Çorum Belediyesi Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Yarışması'nın bugün final günündeyiz. Güzel bir yarışma organizasyonu oldu ilimiz için. Taşkapı'nın düzenlemiş olduğu kupalarında üçüncü yarışmamız. Ayakları var Afyon ve merkezde İbadet Kupası'nda genel herkesin katıldığı final yarışması olacak. Bu yarışma ilimiz adından çok büyük bir organizasyon oldu. Biz bu kadar katılım beklemiyorduk ama çok yoğun bir katılım yaşadık. Çevre illerinin dışında çok uzak illerden, İzmir'den, Sparta'dan, Burdur'dan, Afyon'dan, Uşak'tan, efendime söyleyeyim, Urfa'dan, Antep'ten, Alanya'dan katılımcılarımız oldu. Size yakın yarışmacımız geldi Çorum'da. Gayet olumlu, hem esnafımız açısından bir sinerji oldu ticari anlamda. Hem Çorum'un tanıtım anlamında büyük bir iş yaptığımızı inanıyoruz. Bu kadar insanı buraya getirip Çorum'u tanıttık. Çorum'un yemeklerini, kültürünü gösterdik. Çok iyi oldu, başarılı oldu bizce. İnşallah ikincisini talep ediyoruz belediyemizden, ülke amirlerimizden. Evet, yarışmacı dışında alanda lütfen kimse kalmasın. İnşallah bize destek olur. Yarışmacı dışında alanda kimse kalmasın. Uluslararası boyunu yaparız. Yani bir festival alanında şeklinde geçiyor. Burada insanlar halka devamlı dağıtım oluyor. Mesela Çanakkale 1915 çorbası dağıttı. Uşak tarhanası dağıttı. Şu anda Karabük, Safranbolu, Zerde dağıtmaya başladı alanda. Halkımız bunların tadına bakıyor. Görmediği yemekleri görmüş oluyor. Bizim için, derneğimiz için gurur veriyor. İnşallah daha iyi işler yaparız. Tabii bunlar katkıya ve destek olan şeyler. Herkesin desteğini bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Basınımıza teşekkür ediyorum. Bizim burada yalnız bırakmadılar. TV19, Kanal 101, Çorum Haber, Hakimiyet, Çorum Yaşam Portalı, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Yani basın olmasa biz zaten olamıyoruz. Basın büyük duyuruyor. Onun için biz basını hep yanımızda görmek istiyoruz. Her daim yanımızda olmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz hepsine. Merhaba. Saygılar efendim. Ben Samsun Dernek Başkanı Niyaz Utunçoğlu. Karadeniz Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu ilk etkinlikte Çorum Dernek Başkanı Rasim Usta'mızı ve çapları yalnız bırakmak istemedik. Yaklaşık 15-20 kişilik bir ekiple standımızda ilk gün ve ikinci gün yöresel lezzetler tanıttık. İkramlarda bulunduk. Ben ilk iki gün işlerimin yoğunluğundan dolayı onların yanında olamadım ama bu sabah saat 5'te yola çıkıp Rasim Usta'mı desteklemek için, onun yanında olmak için, birlik beraberlik için Çorum'a geldim. Atmosfer çok güzel. Her şey mükemmel. Bunu düzenleyen, emeği geçen herkese, başta Rasim Usta'm
ve Taşbakon Genel Başkanı Gökhan Tufan Başkan olmak üzere teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Merhabalar, ben Ankara'dan katılıyorum. Çorum'a yaklaşık 7 okul geldik Ankara'dan. Bu anlamda ev sahipliğinden dolayı başta rahatsız olmak üzere tüm Taşbakon'a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yarışma ortamı, çok da güzel bir öğrencilerimiz için deneyim tecrübe oluşturdu. Yarışmaya emek veren, destek sağlayan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu güzel çalışmaların, yarışmaların ve etkinliklerin devamını... Merhabalar, ben Erzincan'dan Sevilay Ersu. Ayrıca Taşbakan'ın en genç dernek başkanlarından birisiyim. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Erzincan Üniversitesi olarak öğrenciler de getirdik. Arkadaşlarıma pek başarılar diliyorum. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Burada bize emek veren ustalarıma, şeflerime ayrıca teşekkür ediyorum. Ramazan Ceylan, Ankara Profesyon Akçılar Dernek Başkanıyım. Böyle bir oluşumda, böyle bir oturumda bu alanda olmak da bizlere de mutlu etti. İnanıyoruz ki gençliğe güzel şeyler verebilelim. Bunları burada bilhassa tanıtabilelim. Ben aynı zamanda eğitmenim, balık ustasıyım. Burada yöresel yemekler çok da ağırlıkta. Bu bizlere de mutlu ediyor. İşin en güzel tarafı ben aslen Çorumluyum da. Yani bu da beni çok çok daha mutlu ediyor. Ankara'dan ciddi anlamda 80 kişilik bir ekiple geldik. 60'ın üzerinde öğrencimiz yarışıyor burada. Her alanda var. Lise kategori, üniversite kategorisi var, ustalar var, elinin altın şefleri var. Güzel bir organizasyon. İnanıyorum bunların tekrarı da olacak. Ben burada yarışmayı düzenleyen Rasim Ustam'a, yani Çorum Dernek Başkanımıza, emeği geçen diğer ekibine, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varlar, iyi ki bizleri böyle bir alanda topladılar. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diyorum. Hakikaten... Şimdi. İsmim Tahsin Şümez. Uşapeder Aşılar Dernek Başkanıyım. Çorum'da aşılar, Çorum'da aşılar, pastacılar ve yemek yarışması var. Ona katıldık. Tarhana çorbası yapıyoruz burada. Mutluyuz. Böyle bir şehire gelip böyle bir katılımlara girdiğimiz için çok mutluyuz. Çorum'a da çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Rasim Ustamıza. Bize bu şeyi açtığı için, kapılarını açtığı için bu yardımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün Çorum Ulusal Aşçılar Pastacılar Şampiyonası'na Isparta Aşçılar Pastacılar Derneği olarak katılım sağladık. Taşbakan önderliğinde düzenlenen 1. Çorum Ulusal Aşçılar Pastacılar Şampiyonası'na Isparta olarak temsilen Isparta Belediyesi Başkanı Sayın Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın'ın destekleriyle bugün Isparta'yı temsilen 4 tane üniversite öğrencinizle birlikte yarışmaya katılım sağladık. Tabii Isparta'mızı burada Güller Diyarı'ndan geldiğimiz için Gül Suyu'yla Sanayi Ticaret Odası'nın yarışma alanını, düzenlediği alanı Gül Suyu'yla yıkadık. Güzel bir güllü irmik helvası halka takdim ettik. Tekamülünde yarışmaya destek verdik. Çorum Dernek Başkanı Rasim Çakıcı böyle güzel bir organizasyona imza attığı için öncelikle ona teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı tanıdığı için Çorum Valiliğine, Çorum Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Böyle yarışmalar iller arasındaki dayanışmayı daha güçlendiriyor. Böyle yarışmalar yeni öğrencilerin yetişmesine katkılar sağlıyor. O yüzden biz Isparta olarak bugün burada Çorum'un misafiri olmaktan gurur duyduk. Çok mutlu olduk. Aynı şekilde Isparta'da da yapacağımız yarışmalarda Çorum'u görmek istiyoruz. Aşılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Rıza Yavuz ben. Burdur Aşılar ve Pastacılar Derneği olarak Çorum 1. Ulusal Aşılar ve Pastacılar Şampiyonası'na katılım sağladık. Böyle güzel bir organizasyona katılmaktan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Taşbakan'ın önderliğinde böyle bir güzel organizasyon yapmış Rasim Ustam Çorum Dernek Başkanımız. Biz de hem Burdur için hem Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden bir tane öğrenci getirdik yarışmacı olarak. Dereceye girdik. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz ve bize destek veren
Isparta Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Ali Çimenkaya'ya, kendisine, yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Burdur'dan bize katkı sağlayan üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kuruluma ve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan Çorum'a, valiliğine, belediyesine, Rasim Ustam'a, Çorum Dernek Başkanları'na çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.